Kış kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır efendim. Havalar soğumaya, kış kendini göstermeye başladı. Peki vatandaş kışlık hazırlığını yaptı mı? Yani çok değil, havalar sıcak gittiği için çok büyük talep, yani öyle bir talep yok. Çünkü geçen sene alınan bir mont şu hemen hemen biri bire katladı yani, öyle söyleyeyim size. Eskilerimizi satmaya çalışıyoruz ama yenileri de aldığımız zaman onun, yani yeni almaya eskinin fiyatına yerine koyamıyoruz yani. Biz sattığımız kendi yerine koyamıyoruz, öyle söyleyeyim. Yani beklentimiz o, çünkü kışlığı almışız, olmazsa zaten küçük esnaf bitme noktasında daha da kötü olur yani, öyle söyleyeyim. 1000 evi yarısı çıkarıldı, yarısı çıkarılmadı. Öyle zaten görüyorsunuz üstümde olan. Öyle. Peki mağazalardan kışlık alışveriş yapmaya başladınız mı? Hayır, daha yapmadık. Yapacağız ama Kasım ayını falan, Kasım'ın ortalarında falan yapacağız. Peki hiç fiyatlarına göz gezdirme fırsatınız oldu mu? Yani sizce fiyatlar nasıl şu an? Vallahi bu pandemiden dolayı birçok ürünler zaten bayağı bir pahalı. Yani uçtuk, kaç bin katını buldu. Yani eminim ki illaki kışlık elbiselere de şey gelmiştir yani. Zamlanmıştır yani. Hazırlık yaptık ama Urfa'ya güvenmiyoruz. Bir yağmur oluyor, bir güneş çıkıyor. Çünkü Urfa'nın mevsimsel olarak değişik. Ya çok güzel yer. İnsanların yaşayabileceği bir yer ama nasıl diyeyim? Her an her şey olabiliyor. Ne yapacağınız belli olmuyor. Nasıl bir hazırlık yaptınız peki? Yani insanlar şu an zaten doğal gaz kullandığı için bir hazırlık yapmasına gerek yok. Yani kışlıklarınızı indirdiniz mi raflardan? Evet, onlar şu an hazır, üstünde de var görüyorsunuz, gördüğünüz gibi. Her türlü önlem almak lazım. Kısa kollu çıktım ama baktım yağmur yağdı. Örnek olarak. Ne yapacağım? Oradan gaz dedik abi, yapıyorlar da yapamıyorlar. Yedi yap da. Şerife Hanım, kış geldi, havalar soğudu. Evet. Hazırlıklarımızı yaptık mı? Evet, yaptık. Nasıl bir hazırlık yaptınız? Reçellerimizi yaptık, turşularımızı yaptık. Ondan sonra Antalya'ya tatile oğlanın yanına gittik, bebeğe baktık. Oradan tekrar memlekete döndük, Hatay'a, dört yola. Dört yoldan Diyarbakır'a, oğlanın yanına gezmeye geldik. Öyle buradan da Urfa'yı geziyoruz, Balıklıgöl'ü. Buradan da memleketimiz Gaziantep İslahiye'ye gideceğiz. Yani hem hazırlık yaptınız hem de geziyorsunuz. Evet. Peki kışlıklar indi mi raflarda? Daha inmedi. İnmedi kışlıklarımız rafla. Peki mağazalara falan baktınız mı? Fiyatları nasıl? Gezdik. Çok pahalı, çok yüksek fiyatlar. El yakıyor. Ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Ne gibi ne yapmayı? Mesela raflardan mı indireceksiniz yoksa raflardan alacak mısınız? Raflardan indireceğiz. Alamayacağız. Yok, alamayacağız. Kışlık hazırlığımız tamam zaten. Yani pestil olsun, sucuk, basık, ceviz hepsini getirdik yani. Bu kışa özgür eşyalarımız olandır. Bunlar hep diyelim hep pekmezden yapıldığı için yani insanı sıcak da tutar. Yani artık bu saatten sonra bitti artık. Yaz bitti yani. Kışın başladı. Peki talep var mı? Alıcı var mı? Talep artıyor zaten. Yani şu an o saydıklarım hep kışlık çerezdir. Onları şu an müşterilerimiz geliyor diyor. Yani kışlık çerezimi şimdiden alalım, yoğunluk olmasın diye. Yani bekliyoruz, bütün müşterilerimizi bekleriz. O zaman vatandaşlarda kışlık hazırlık başladı. Evet, başladı.